Tabii ki de hayır. Bence bir ayak yıkamak falan bir sevgi belirtisi olamaz. Bunun benim için bir iğrenmekle de alakası asla yok. Yani o kim oluyor da ben onun ayaklarını yıkayacağım? Bana gelirse eğer, peki ben kimim de ayaklarımı sevgilime yıkatacağım? Asla. Rey, sana bir şey soracağım. Sevginin ayaklarını yıkar mısın? Yıkamam mı ya? Koklarım, öperim, neler yaparım. Adam fetiş yapıyor resmen ya. Ne yıkaması yalar. Ben acayip ayak fetişçisiyim. Muhtemelen bir daha yıkatmam. Yani yıkarsam duramaz. Acayip tahrik olur. Abi el ayağı tutmuyor mu ya? Ben niye yıkayayım? El ayağı tutmuyorsa elimden geldiğince yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için yardımda bulunurum. Öyle keyif için falan yıkamam. Duramaz. Yıkarım tabii. Neden yıkamayayım? Bugün ben onunkini yıkarım. Yarın o benimkini yıkar. Sen yaparsın zaten. Mama da ver ağzına. Pış pışla. Emzir. Ne kaldı geriye? Azıcık fedakar ol be. Hizmetçi miyim oğlum? Sevgilisiyim. O bana baksın. Öküzsün oğlum. Ya aslında ona yıkamak değil de masaj dememiz lazım. Yıkamak deyince böyle kendimi köle gibi hissediyorum. Ama masaj deyince daha seksi bir şey gibi geliyor. Bu arada çok değişik masajlar biliyorum. Ayrıca gıdıklamam bile. Masaj yaptığım karı kendinden o kadar çok geçer ki üstüne basamam. Ben kesinlikle ayaklarını yıkamam ama sevgilim üşüdüğü zaman ayaklarını götüme sokarım. Sevgilimin ayaklarını yıkarım be. Ya götünü bile yıkarım ben onun. Ne olacak canım? Çünkü bilirim. Ben onun ayağını yıkarsam o da beni yıkar. Tamam, her şey karşılıklı değil gerçi ama yapılır canım, niye yapılmasın ya? Sonuçta sevdiğin insan. Allah'ım yarabbim ya. Sevgilimin ayaklarını yıkar mıyım? Neden ki? Yıkayamayacak durumdaysa yıkarım. Yani onun ayaklarından tiksinecek değilim tabii. Yıkarım. Ama yıkayabilecek durumdayken yıkamıyorsa amaç hizmet ettirmek. Eşek gibi kendi yıkar. Böyle. Ben her şeyde babasını örnek alan bir insanım. Ve annem ayak kokusunda çok titizdir. Her gün ayağını yıkar. Annem ameliyat olmuştu ve ayağa kalkamıyordu. Ayaklarını yıkamasını istiyordu. Babam sırf o mutlu olsun diye ayaklarını yıkamıştı. Banyo yaptırmıştı. Benim eşimde böyle bir durum olursa yıkarım yani, utanmam. Sevgilinin ayaklarını yıkar mıydın mami? Belirli şeyler karşılığında. Mesela? Neden olmasın yani? Pislik ya. Semih, sevgilinin ayaklarını yıkar mısın? Yıkarım ama suyla değil. Ramazan. Sevginin ayaklarını yıkar mısın? Yalarım bile o ayakları. Ramazan sevgilin var mı? Hayır ama olsa yalarım. Rahat olsam ben de. Ama olsa kesin yıkardım yani. Yıkarım da, öperim de, severim de, sevgilim sonuçta tabii ki. Ya şey demeyeceğim hani, onun da benimkini yıkaması lazım falan demeyeceğim. Ama şunu söylerse, ben hayatta yıkamam. Bunun gibi keskin bir cümle kurarsa olmaz o iş ya. Ben o fedakarlığı bir göreyim, sen yapmasan da olur bir tanem.